öğrencilerimizden bizle sürekli temasta olmaları, sürekli görüşmeleri, diyalog içinde olmaları ve hep daha iyiye gitmelerini biliyoruz. Onu bekliyoruz. Başka bir beklentimiz yok. 2013 yılında derse başladığım zaman çok ilginç 14 kişi vardı. Küçük bir sınıftı ve 14 öğrencimiz vardı. O sınıfı bugün o zaman birincilikle bitiren, şu anda bizde yardımcı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dekanla beraber valla şöyle bir baktım, 4-5 kişi olarak görev yapıyorduk. İlk önce birinci sınıfın ve ikinci sınıfın hocalarını seçimliklerle beraber aldık, başladık. Sonra tabii zamanla sınıflar arttıkça öğrenci sayısı da arttı. O 14 önce 40-50 oldu, sonra 60-70 oldu. Böylece sayılar bugün giderek şu anda 150 kişilik bir kadromuz ile kontenjanımız var. Kadromuz da aşağı yukarı 25-30 kişi civarında prof, doçent bir tane şimdilik veya dostlarla beraber. Bu hukuk fakültesindeki hocalığım sırasında iki şeyden özellikle bahsetmek istiyorum. Bir tanesi öğrencinin sayısı artmakla birlikte zorunlu olarak amfilerin sayısı da arttı. Yani derslikler sayısı ve bir iç yapısı düzenlemesi de bu öğrenci artışından beraber arttı. Bu çok önemli çünkü ilk başlangıçta söylediğim gibi geldiğimizde salon bulmakta, ders anlatmak için salon bulmakta güçlük çekiyordum. 2005 senesinde hukuk fakültesinin içinde ve Türkiye'de ilk defa olarak ve Türkiye Üniversitesi'nde ilk olarak yine Doktor Levent Bıçakçı'nın talebiyle acaba bir spor merkezi kurabilir miyiz dedik. Gerçekten bir ön çalışma yaptık, bir yönetmelik hazırladık. Ankara ile temas ettik. O sırada benim İstanbul'dan hocam olan, anayasa hukuk hocam olan Profesör Erdoğan Tezik YÖK Başkanı'ydı. Ondan da yardım istedik ve bu spor hukuku araştırmaların merkezini kurduk. Ve 2005 senesinden beri çalışıyor. Tabii sonra gelişti. Başına bir tane müdür geldi ama ben hala yönetim kurulu başkanıyım ve yönetim kurulu başkanı o zamandan beri bu yana yönetim kurulu başkanı olarak ve çalışmaları da sürekli denetleyerek danışmanlık görevinde de bulunarak sürdürüyoruz. Şu anda spor hukuku araştırma merkezi değil ama spor araştırmaları merkezi olarak ve bütün üniversiteye, bütün fakültelere yaygın bir çalışma sürdürüyoruz. İkinci bir hukuk fakültesi çerçevesinde yaptığımız ikinci bir çalışmada Adalet Meslek Yüksek Okulu'dur. Adalet Meslek Yüksek Okulu da yine bu binada, yani Cibali Kampüsü'nde ve hukuk fakültesi hocalarıyla birlikte kurduğumuz bir yüksek okul. Bu 2 senelik bir ön lisans okulu. Burada da adalet mensuplarının gelişmesi, adliyelerde çalışanların okullu, artık alaylı değil de oradan kurtulup okullu olarak çalışmalarını yürütebilmeleri, görev almaları, yazı işleri müdürleri gibi, icra memurları gibi, icra müdürleri gibi vesaire ve özel sektörde görev almalarını sağlayacak şekilde yetiştiriyoruz ve burada oldukları için, yani aynı binada, hukuk fakültesinin aynı binada oldukları için doğrusu tercih ediyorlar. 12 senedir buradayım. Bu tarzda gelişime şöyle bir baktığımda hakikaten çok büyük bir gelişmenin içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bir, öğrenci sayısı bakımından. İki, eğitim kadrosu bakımından. Üç, eğitim verilecek mekanlar ve yerler bakımından. Dört, hukuk fakültesinin yan faaliyet alanları ve hukuk fakültesi çerçevesindeki kadroyla yaptığımız çalışmalar bakımından.
Daha başka birkaç ufak tefek daha şey var ama artık onları burada zikretmeye gerek yok, belirtmeye gerek yok. Ama hukuk fakültesi bugün bence kendi payıma hem Avrupa'ya açılmış uluslararası alanda sempozyumlarla, çeşitli konferanslarla, ortak çalışmalarla, Erasmus programıyla ve ortak çalışmalarını, ortak yapısını sürdürüyor. Hem de Türkiye'deki hukuk fakülteleri arasında benim ne zamandan, hep başından beri tahayyül ettiğim, istediğim, temenni ettiğim bir noktaya da geldik. Hakikaten bugün biz hukuk fakültesi olarak benim kanımca ilk beşin arasındayız. Hocalarımızın kalitesi, eğitim kalitemiz, kitaplarımız ve yapımız bakımından. Hakikaten çok değerli öğretim üyelerimiz var, çok değerli arkadaşlarımız var ve öğrenciyle kurdukları ilişki bakımından da hakikaten kayda değer.